Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclisi kürsüsünü işgal edelim. Madde hatırlanacağı gibi bir önceki bağlantımızda söyledik. O işgal yaklaşık 5 saat kadar sürdü. Meclis Başkanı Cem İçtek oturuma 4. kez ara vermişti. O arada 21.55'te vermişti. Sonra tekrar saat 00.11'de buraya geldi. Koltuğuna oturdu. Yahya Akman'a söz verdi ama o söz almadan da görüşme imkanı kalmadığı için birleşimi kapatıyorum dedi meclis başkanı. Sonrasında ise AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında itişmeler, kavgalar oldu. Sonrasında CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal AK Partili bir milletvekiline yumruk attığını gördük ama kim vardı karşısında onu görmedik ama o yumruğa onun da karşılığını verdiğini gördük. Dediğim gibi AK Partili ve CHP'li milletvekiller arasında istenmeyen görüntüler yaşandı. Yumruk murağı görüntüler yaşandı. Şu an itibariyle durum ne? AK Parti bu kez meclis kürsüsünün orada. Hatırlanacağı gibi daha önce Cumhuriyet Halk Partisi oradaydı. Kürsü işgal etmişti. Şu an CHP'nin bulunduğu noktayı da AK Partili milletvekillerinin olduğunu söyleyelim. Ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin de halen burada. AK Partili milletvekillerinin halen burada olduğunu söyleyelim. Bu sırada kavga sırasındaysa BDP ve MHP'li milletvekillerinde anı görüntülemeye çalıştığını hatırlatalım. Ama tansiyonun halen yüksek olduğunu söylemekte fayda var. Bunun nedeni de elbette ki iş tüzük değişikliğiyle başlamıştı. Meclis Başkanı Cem İçtek devreye girmişti uzlaşmayın. Yine bugün onu yönetiminde görüşmelere geçirecekti. Ama olmadı. Sonrasında da dediğim gibi yumruk yumruğa İtişmeli kakışmalı görüntüler yaşandı burada. Belki de hiç istenmeyen görüntüler yaşandı. Şu an itibariyle durum ne hemen onu söyleyelim. AK Partili milletvekilleri meclis genel kurulunda meclis kürsüsünde duruyorlar. Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri de burada. MHP milletvekilleri de burada ama hepsinin ayakta olduğunu ve birbirlerine baktıklarını şu an itibariyle söyleyelim. Grup başkan vekillerinin uzlaşı konusunda özellikle bu kavga sırasında, itiş kakış sırasında müdahale ettiklerini, böyle bir olayın yaşanmaması için devreye girdiklerini, araya girdiklerini söyleyelim. Şimdilik meclis genel kurulundan aktarabileceklerimiz böyle deyip sözü yeniden Duygu'ya bırakalım.